Günaydın sevgili Beyaz TV izleyicileri. Ebru Doğdu ile eğitim programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta niyetimiz aynı. Faydalı olmak sevgili partnerim Güler Taylan Akar ile. Ve her bölümde farklı ülkeleri konuşuyoruz. Ama bu bölüm, bütün bölümü tek bir ülkeye ayırdık. Bakın bakalım hangisiymiş? Yurtdışı eğitim danışmanları Ebru Doğdu ve Güler Taylan Akar her hafta sonu cumartesi saat 10'da Beyaz TV'de öğrenci ve velilere yurt dışında eğitimle ilgili muhteşem bilgiler veriyorlar. Yurt dışında nasıl okurum veya yaşarım diye merak ediyorsanız bu programı kaçırmayın. Her cumartesi saat 10'da Beyaz TV'de Ebru Doğdu'yla eğitimde buluşalım. Güler'cim, yine seninle olmak çok güzel. Benim için de öyle. Artık alıştılar bizim bu programı birlikte hazırladığımızı, birlikte sunduğumuzu, birlikte bazen konukların olduğunu öğrendiler. Çünkü evet, diyorlardı ki niye sen çok konuşuyorsun, niye o az konuşuyor, kadını konuşturmadın, sussana biraz. Şimdi konuşuyor kadın herhalde değil mi? Şimdi evet, evet, aynen öyle. İkimiz de aynı şekilde, aynı evet, oranda konuşuyoruz evet, işte. Evet. Bildiklerimizi. Bildiklerimiz. Niyet hep aynı, faydalı olmak. Yani eğitim ne olacak? Daha güzel bir konu mu? Hayır, tabii ki. Yani hava gibi, su gibi gereklilik. Şu anda hele en çok ihtiyacımız olan konu. Sohbet evet, havasında konuşuyoruz. Evet. Güzel evet, hani bir ofisimizde, velilerimizde nasıl görüşüyorsak, nasıl konuşuyorsak burada da o şekilde gidiyor. Evet, o yüzden aynen, her o yüzden haftayı, çok doğal. Evet, ben her haftayı bayağı dört gözle bekliyorum. Ben de aynen. Şimdi bu bölümü tabii İngiltere'ye ayırdık. İngiltere'ye ayırdık. Evet. İngiltere'de üniversiteye ayırdık. Evet, şimdi evet, ben o noktada ben başlayayım bu sefer sorulara. İngiltere'de üniversite okumanın avantajları nedir? Şimdi senin bir lafın vardır, şey dersin, eğitimin beşiği dersin İngiltere evet, için bir kere. Geçen bölümlerde hatırlarsan seyircilerimize biz ne yaptık? Dünyanın ilk 10 iyi üniversitesinin sıralamasını yaptık. Sonra kalktık Avrupa'yı yaptık, hı hı, değil mi? Hep ilk 5'te ne vardı? İngiltere. İngiltere var. İngiltere. Yani ilk 3'te hatta hep İngiltere, hı hı, var. Bu ne demektir? Oradaki üniversitelerin bu en iyi olma kriterlerine uygunluğunu sürdürebiliyor demektir. Evet. Çünkü sürdürülebilirlik de istiyor ya. Hı hı. Hani her yıl oraya seçilmek için, o listenin ilk 5'ine girmek için bir takım özellikler gerekiyor. Neydi? İşte üniversitelerin istihdam konusunda çok iyi olması gerekiyordu. Yani mezun olan çocukların hangi hızla nerelerde iş bulduğu, değil çok mi? Önemli bu çok konu. Önemliydi. Hı-hı. Demek ki bu konuda da İngiltere çok evet, iyi. İşte akademisyenleriyle, akademisyenlerin öğrencileriyle ilişkileriyle, değil mi? Hı-hı. Bu konularda da yani bu kriterlerin hepsinde iyi olduğu için bir kere İngiltere'de okumak bence çok avantajlı. Evet. Evet. İkinci büyük avantaj yakın. Evet. Yani biz duygusal bir evet, kültürüz. 4 saat. Evet. 2 saat zaman farkı. Aynen. Yani sabah istesen ki çocuğunun yanına hemen koşacaksın. Hemen bindin. Öğlen oradasın, çocuğunun yanındasın. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu özellikle, şimdi ben eskiden böyle şeylere kızardım. Yani ay niye bu kadar duygusalsınız da ay çocuğum aç, ay uyumadı falan. Hani böyle biraz daha sert bakıyordum. Ne zaman ki pandemi oldu, orada sevdiklerine hızlıca ulaşmanın kıymeti ortaya çıktı. Ortaya çıktı. O yüzden İngiltere'de üniversitenin ben avantajlarından ilk 3'te yakınlığını görüyorum. Kesinlikle. Yani bir ne dedik? Hı. Eğitimin beşiğidir. Evet. Bütün listelerde ilk 5'i vurur. Dünyanın en iyi üniversiteleri İngiltere'dedir. Tamam, bu bir. 2 yakındır. Hı hı. Yani 3 bak çok önemli bir avantajı var bence. İngiltere göçmenlerden oluşan bir ülkedir. Bu ne demektir? Yani ya birilerini sömürge altına almış, getirmiştir, ya sömürgesidir, göçmendir. Ya Avrupa Birliği vatandaşlarına zamanında Brexit'ten önce çalışma izni verdiği için çok tercih edilen bir bölgeydi. Yani nereye geliyorum? Irkçılık görmezsin. İtilip kakılmazsın. Çünkü yasaları bizi çok koruyor. Yani ben gidip desem ki birisine ben
burada bir dini ritüelimi yapmak istiyorum. Şurada bana bir köşe verir misiniz? O kişi de bana dese ki ne dini ritüeli be? Hani şimdi günün o... Yani hapse bile girebilir. Bak o kadar evet. söylüyorum. Evet. Dini inançlara çok saygılı olmak zorundadır. Yani bir İngiliz ne kadar soğuk olursa olsun bu yasasında vardır. Evet. İki, gelen kültüre, o kültürün geleneklerine de çok saygı duymak zorundadır. Sadece dini değil. Dolayısıyla öğrenci İngiltere'de üniversite okurken rahat eder, her milletten arkadaşı olur, itilip kakılmaz, ırkçılık görmez. Yani bu üçü geliyor benim aklıma. Aynı soruyu senin de cevaplamanı çok isterim. Evet, evet. Sana göre mesela bu üçün dışında avantaj. Yani aslında senin söylediğin gibi uluslararası öğrenci o anlamda kapılarını sonuna kadar açmasa bile çekim noktası anlamında evet. gerçekten ilk ülkelerden bir tanesi. Dilin doğduğu, eğitimin doğduğu ana ülkelerden biri. Yakınlık zaten dediğin gibi çok önemli. Maliyetler açısından bakıldığı zaman da yani biliyorsun üniversite 3 yıllık gerçekten sonra konuşacağız bunları ama hani süre anlamında da biraz sistem. 4 değil 3. Tabii birçok bölüm. Hani birazdan konuşacağız diye şu an çok üstüne düşmediğim bir konu ama mesela bu da bir avantaj. Çalışma müsaadesi biliyorsun evet, artık geri geldi. Evet, evet. Bu tabii ki önemli bir avantaj. Ve bana göre de bir en önemli şeylerden biri. Şimdi biz eğitim bahsettik ve aynı zamanda şunu da söylememiz lazım. Bence dünyaya hakikaten siyaseti, politikayı, bürokrasiyi öğreten ve hali hazırda da hala öğretmeye devam eden bir millet İngilizler ve İngiltere ülke olarak. Bu evet. anlamda da çok. Evet. İşte aslında galiba avantajlar say say bitmiyor. Bitmez. Vallahi evet. Yani, evet, evet. Şimdi... Bütün bu avantajları göz önüne aldı, farkındalığıyla geldi aile ya da öğrenci. İngiltere'de üniversitelerin kabul şartları nelerdir? Biraz bahsedelim evet. mi? Evet, evet. Şimdi İngiltere üniversiteleri tabii ki sıralamaya göre en iyi sıralamada olan üniversitelerin beklentisiyle daha ortalarda olan bir üniversitenin beklentisi farklı. Konuşacağız tabii, birazdan. Tabii. Şimdi ama genel hatlarıyla bakıldığı zaman tabii ki en azından 7'nin üzerinde bir IELTS skoru ortalamayı baz alarak söylüyorum. Çok iyi yazılmış bir niyet mektubu, referans yazıları, niyet mektubunda çok renkli bir öğrenci. Çünkü artık eskisi gibi... Evet. Bunu Cambridge, Oxford bile aslında beklemiyor artık. Evet. Yani öğrencinin çok akademik bir öğrenci olmasını birçok üniversite artık istemiyor. Onun yanında diyor ki diğer renklerin neler? Bunları evet. çok iyi ifade etmek lazım. Evet. Tabii bu noktada vaktinde başvuru yapmak lazım. Çünkü İngiltere'de üniversitelerin bir son başvuru tarihleri var. Onları verelim mi? Evet. Çok önemli. Evet. Yani Oxford, Cambridge sıralamada iyi olan üniversitelerin büyük kısmı Eylül ayında kontenjanlarını açarlar. Öğrenciler başvurularını yapar. Genelde Aralık itibariyle başvurular özellikle ilk başvurularının ilk kısımları sonuçlanır. Ocak ayında eğer kontenjan kaldıysa belki hani onunla ilgili bir ek kontenjan açılır. Ama sıralamada iyi olan üniversitelerin büyük kısmının çok erken açıldığını ve çok erken kontenjan kapattığını bilelim. Yani Ocak'ta bu iş bitiyor. En iyi üniversiteler. Evet. En iyi üniversiteler için. Ama tabii ki tüm yıl devam eden hatta hala Ağustos'a kadar yani Eylül'de Ekim'de başlayacak olan bir üniversitenin hala Ağustos'ta bile clearing dediğimiz bu artık bütün başvurular yapıldıktan sonra kontenjan düştükten sonra kalan üniversitelerin yeniden kontenjan açmasıyla oluşan bir sistem var. Evet. Ve o sistem içerisinde öğrenciler bazen geç başvuru yapabiliyor. O şekilde bakıldığı zaman Ağustos'ta bile hala bu kabullerin devam ettiğini evet. görebildiğimiz üniversiteler evet, son, var. Yani tabii. Son düzlükte son, böyle evet, değil mi? Evet. İçeri alabildiğimiz. Evet. Ama gecikmeyecekler. Tabii her peki zaman. Peki bunlar mesela Oxford, Cambridge değil ama ortalama bir üniversite istiyor. Sana en geç bize yani ne zaman gelsin en geç? Ortalama bir üniversite istiyorsa bize en geç
Bence Ocak'ta gelsin, evet. En geç. Çünkü ben Ocak'ta geldi. Varsayalım ne yapıyoruz biz? Lisans, yüksek lisans. Hı hı. Lisans biliyorsun UCAS sistemi üzerinden ilerleyen bir başvuru süreci. Hı hı. Veya aynı şekilde master'ı düşündüğümüzü varsayalım ve öğrencinin her şekilde hazır olduğunu düşünelim. Tabii ki bir hazırlık tabii süreci zaten varsa. Zaten geç gelirse hazır gelmiş olması lazım. Tabii tabii. Yani IELTS'i düşükse ona eğer... Hani biz öğrencilerimize biliyorsun evet. Seninle beraber de yani evet. İngilizcesi düşük geldi. IELTS'den 5,5 aldı. Ben onu 7'ye çekeceğim. Zaman, tabii zaman. Biz hazır öğrenciden bahsediyoruz. Yani evet. IELTS'i 7-7,5 bandında. Hı-hı. İşte niyet mektupları, dosyası her Hı-hı. şey toparlanmış. Çok öyle bir öğrenciden bahsettiğimiz zaman bile Ocak ayı için son bir tarih bile diyebiliriz. Çünkü daha bunun başvuruları yapılacak. Üniversitelerden kabuller gelecek. Ona göre üniversitelerin kabulleri redlerine göre bir okul seçilecek. Ve ardından hemen üniversiteye vizeye başvuru yapılacak. Vize süreci de bir süreç. Tabii onu beklemek. Evet yani sürprizler olabiliyor. Bazen gecikiyor. Evet. Ama galiba İngiltere bu vizeler konusunda en az sorun evet, yaşanan evet. ülke. Evet. Yani Kanada'yı mesela da çok biz biliyorsun seninle severiz. Hı-hı. Ama mesela orada bile bir takım gecikmeler duyuyorum. Evet. Yani ama İngiltere'de bu yıl mesela biz hiç yaşamadık. İyiydi. Çok iyiydi bu evet, yıl. Evet evet. Keşke hep böyle olsa. Keşke böyle olsa. Çünkü evet. İngiltere bu sene tabii ki bundan dolayı da çok daha fazla popüler oldu. Hı-hı. Yani vizeyle ilgili çok uzamalar yok. Evet. 3 hafta maksimum süre içerisinde sonuçlanıyor. Tabii ki sürprizler oluyor. Hani uzadığı durumlar da oluyor ama biz tabii ki bunu görmeyeceğiz. Biz sanki o uzamanın daha uzun olduğunu düşünüp Ocak'ta bu işin startını en geç vermiş olmamız gerekiyor. Bence bu vizelerde neden bu iş kolaylaştı biliyor musun? Benim orada bir yorumum var. Şimdi Brexit'le bunlar çok kan kaybetti ya. Evet, tabii ki. Yani o kadar çok göçmen geri dönmek zorunda kaldı ki ya da gelemiyor ya artık. Hı hı. Hani daha önce de bahsetmiştik kamyon şoförlerinde bile sıkıntı yaşıyorlar. Yani şoför yok, evet. Garson yok. Çok doğru. Şimdi böyle yani zaten orada mesela tamirci bulmak da çok zordur. Evet. Yani aylarca beklersin falan. Şimdi kaliteli göçmen ne demektir? Okumaya gelecek olan çocuk zaten. Çok doğru. Yani artık şey de istiyor gelecekse... Kaliteli de gelsin, evet. Ben de okusun, sonra da kalsın. Evet, gerçekten öyle. Dediğin gibi pandemiden, Brexit'ten sonra... Evet, çok kan kaybetti İngiltere. Özellikle uluslararası... Pişman bile oldu bence. Ama hemen telafi etti. İngiltere'nin zaten çok hızlı reaksiyon aldığını böyle konularda özellikle görüyoruz. Bu onun tespiti. Evet. Öğrencilere birden uluslararası öğrencilere, Türk öğrencilerine gerçekten birçok avantajı sununca hı hı. şu anda İngiltere lisans, yüksek lisans, lise, dil okulu bu konularda gerçekten çok ön plana çıktı. Evet. Şimdi tabii ki İngiltere demin ben gerekli koşulları söylerken hı-hı. niyet mektubunu çok hızlı geçtim. Çünkü hı-hı. niyet mektubunu şimdi sana soracağım. Çünkü bu başvurunun bel kemiği niyet mektubu. Şimdi İngiltere'de üniversite başvurularındaki niyet mektubunun önemini sen anlatırsan. Tabii. Şimdi dediğin gibi bel kemiği yani şimdi sizin aslında niyet mektubu şeydir. Çocuğun yani öğrencinin CV'si gibi düşün bunu ama CV sıkıcı bir şeydir. Yani CV'de isim 2 nokta üst üste bıdı bıdı. Şimdi niyet mektubu 4000 karakterden oluşan son derece yazarken bir takım triklerin olduğu bir şeydir. Yani burada niyet mektubunu sadece çocuk kendisi öğrenci kendisi yazmak isterse de bence yanlıştır. Sadece danışman yazmak isterse de yanlıştır. Eksik kalır. Evet. Hı-hı. Niyet mektubu adı üstüne senin niyetini en iyi anlatan ama niyetinle beraber o niyete o niyetin çıkış noktası ne? Sen neden avukat olmak istiyorsun? Neden mühendis olmak istiyorsun? Neden bir moda tasarımcısı olmak istiyorsun? Bu nerede başladı? Ha, şu anda 17 yaşındasın. Bu 17 yıl içerisinde bu konuyla ilgili ne yaptın? Hani işte öyle niyet mektupları var ki mesela bir gün bir defileye gittim diye bile başlayabilir. Yani orada tetiklenmiştir çocuğun o hı-hı. duygusu. Dolayısıyla şimdi bir dosyada teknik şeyler
işte transkriptir, not ortalamasıdır, IELTS'tir, nottur, odur, budur, bunları yaptık. Şimdi niyet mektubu, hocam ben yazarım. Tamam, bir geliyor. Şimdi orada benim çok ciddi değişiklikler yapmam gerekiyor. O yüzden ne yaptık? Biz şöyle bir şey yaptık ekipçe. Dedik ki bu beraber yazılması gereken bir mektup. Ama ben oturduğum yerden daha çocukla yeni tanışmışsam bilmem ki ben 15 yaşında hangi kursa gitti. 14 yaşında nereden tetiklendi bu aşk, bu sevgi, bu bölüme karşı. O yüzden dedik ki biz çocuklara bir takım sorular soralım, bir soru listesi gönderelim. O çocuk o sorulara cevap versin ve biz o sorulardan yola çıkarak bu mektubu yazalım. Sonra bu mektubu gönderelim öğrenciye ve aileye. Bir okusunlar. O arada akıllarına bir şey geliveriyor. Diyor ki ay hocam bir de şu vardı. Ekleyelim falan. Böyle ekle çıkar. Çok güzel bir niyet mektubu ortaya çıkıyor. O soruları bir okuyayım mı? Tabii ki. Örnek olarak hem de burada öğrencilere ışık tutar. Şimdi birinci sorumuz şu. Öğrenciye soruyoruz. Neden üniversitede bu bölümü okumak istiyorsun? Neden İngiltere'de okumak istiyorsun? Bu bölümü neden İngiltere'de okumak istiyorsun? Eğitim geçmişin hakkında bilgi. Mesela başvurduğumuz bölüm ile alakalı ders aldık mı? Bu dersleri neden seviyoruz? Lisede yapmış olduğunuz projeler, sunumlar var mıydı? Konuları nelerdi? Bu projeleri yaparken araştırmaları nasıl gerçekleştirdin? Sunum yaptın mı hiç? Bu sunumu yaparken ne hissettin? Sana ne kattı? O kurs ta neden çok etkilendin? Sosyal aktivitelerden bahsedecek olursak mesela okulda hangi kulüplere üyesin? Kulüplerdeki genel sorumlulukların ne? Şimdi mesela yönetici belki vasıfların var, onu hissettin. İşte ben o yüzden kariyerimde şu noktaya gelmek istiyorum. Çünkü bende bu özellikleri şu projeyi yaparken fark etti hocam ve ben gibi. Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldın mı? Bu projeler kapsamında neler yaptın? Sorumlulukların neydi? Bu bölümden mezun olduktan sonra gelecek hakkındaki planların nelerdir? Bu eğitim amaçlarımıza nasıl, amacına, yani senin bu amacına bu eğitim nasıl hizmet edecek? Harika. Şimdi bu soruları cevaplayacağım. Bu sorular gerçekten çok güzel sorular. Bir de şöyle bir şey var. Burada hemen bir benim de niyet mektubu hazırlarken özellikle dikkat ettiğim şeylerden biri. Özellikle son yıllarda niyet mektubu hazırlanma şekilleri de değişti. Gözlemlediğim kadarıyla. Özellikle sıralamada iyi olan üniversitelerde, ortalamada olan üniversitelerde bazen niyet mektubunu kendisi bu tarz soruları sorup sadece bu soruları cevaplamak üzere cevaplamanı istiyor. Çok ilginç. Bunu son mesela yıllarda, bu sene mesela sıklıkla gördüm. Amerika'da da, gene İngiltere'de. Mesela sen bu şekilde bir soru listesi öğrenciye veriyorsun. Aslında buna benzer soruları senin söylediğin gibi 4000 kelimeye geçmeyecek şekilde. Ama hani şeyler olmasın. İşte ben şuyum, şuradaydım, şöyle doğdum. Hani bu tarz şeyler hiç olmasın. Direkt konuya girsin, direkt konuya girsin şeklinde diye. Soru üzerinden gidiyor. O yüzden de niyet mektuplarında tabii ki genel olarak biz niyet mektubuna çok hakimiz. Ama üniversiteyi seçtiğimiz zaman, üniversiteleri seçtiğimiz zaman ilk yapacağımız şey o üniversitenin o ilgili bölümle ilgili özellikle niyet mektubu örneğini bulmamız gerekiyor. Bunu neden yaptılar bence biliyor musun? Çünkü niyet mektubuna oturup böyle komşum Ayşe teyzeyle dur bir dakika ben yapayım derken niyet mektubunu o kadar dağıttılar ki konusunu. Evet. Şimdi üniversiteler dedi ki yani bana saçma sapan şeyler gelmeye başladı. Bunlar neredeyse hani şey anlatacaklar yani başlarına gelen dramatik bir hadiseyi anlatıyor bu niyet mektubu. Varsın ben bunu sınırlandırayım dedi. Evet ve çok daha mantıklı. Evet. Çünkü o neye bakıyor? Niyet mektubunu yazdığın zaman 4000 kelimenin ilk paragrafında çok kısa kendinden bahsettiği zaman onu çok kısa bakıyor zaten. Asıl önemli olan ikinci paragrafından itibaren ne için istiyorsun? Evet, program sana ne? Benim programımı ne istiyorsun? Benim üniversitemi neden istiyorsun? Bana ne katacaksın diye de aslında bakıyor biliyor musun? Evet. Yani üniversiteler çünkü o bahsettiğim sıralamaya girmek için mezunlarının kaliteli olması lazım. Evet. Yani öyle iyi mesela çocuklar geliyor ki
o üniversiteye de bir şey katıyor. O sonra o kriterlerde belki onları kullanıyor. İşte bizim öğrencimiz de şöyle. Tabii. Şu şirketten şu teklifleri aldı. Evet. Çünkü bilmem ne projesi yapmıştı ya da bir startup'a başladı gibi. Evet. Yani aslında kendisine de bir şey katacak çocuklar arıyor üniversiteler. Evet. Hep biz tam tersini düşünürüz ya eskiden. Evet. Yani üniversite bana ne katacak? Hı hı. Hayır, sen ne getireceksin? Karşılıklı bir etkileşim, evet, bu. Tabii, evet, ki. Kesinlikle. Doğru olan da bu zaten. Evet. Çünkü iki tarafın da birbirinden beklentisi var. Hı hı. Bu karşılıklı bir beklenti. Yani üniversite diyor ki ben iyi öğrenci alayım, ama iyi öğrenci derken illaki akademik demiyor tabii ki. Geliştirebileceğim öğrenci. Evet, evet. Ama gelen öğrenci de rengini bana ne katacak? Niyet mektubu o anlamda dediğin gibi çok önemli. Hı hı. Şey de çok önemli. Şimdi çocuğun hakikaten geçmişe dönük olarak gencin, evet, lise, üniversite ise eğer yüksek lisansa, bütün o dönüm noktalarını çok kısa da olsa anlatmakta fayda var. Ve hı hı. Artı yapmış olduğu bu sosyal sorumluluk olsun, kişisel işte bir müzik aleti çalıyor mu, özel bir hı hı. sanat dalıyla ilgileniyor mu, bir sporla ilgileniyor mu? Bunları tabii ki zaten niyet mektubunda anlatıyoruz. Evet, ama işte niyet mektubunu profesyonelleştirmek, değil mi? Evet. Onu böyle arkadaşına mektup yazıyormuş, dertleşiyormuş gibi değil de, evet, işte orada da yurt dışı eğitim danışmanlarının, evet, rolü ortaya çıkıyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani evet, orada o yüzden biz de zaten burada hani anlatmaya çalışıyoruz. Doğru yapın. Hı-hı. Dosya güzel olursa, içeri yani başvurulardaki dosyanız güzel olursa şansınız da o kadar yükseliyor yani, değil mi? Kabul şansı. Ve hani hep de söylüyoruz burada, evet, niyetimiz belli, bilgiler veriyoruz, ama lütfen Ebru Doğdu Official ve Güler Taylan Official hesaplarından da bize ulaşın ve sorularınızı lütfen sorun. Hani bu bölüm İngiltere bölümü ve her bölümde başka ülkelerde konuşuluyor. Bazı bölümlerde karma konuşuyoruz, ama yine sorularınız olacaktır, lütfen sorun. Evet, yani İngiltere başvuruları hakikaten bizim çok uzman olduğumuz. Evet. İkimizin de ayrı ayrı hani öğrenciyi ta liseden alıp, hı-hı, devam ettirdiğimiz. Takip ettiğimiz. Yani benim de aslında en sevdiğim öğrenci takibi bunlar. Şimdi bana ne geliyor biliyor musun? Birazdan 5.30'da kanala gelecek. Ha, öyle mi? Babet. Babet. Bildiğiniz ayakkabı yok mu babet? Evet. Çünkü lisede okuyan öğrencim. Şimdi ben pazar günü İngiltere'ye dönüyorum. okula biraz geç başladı. Başvuru biraz gecikti. İşte vize. Vizesi gecikti falan. Okul bir babet istemiş hayatım. Hmm. Evet. O babet Türkiye'den. İşte hocam size gönderebilir miyiz? O, çünkü okuldan çıkıp babet alamayacak ya kendisine. Ha, tamam. Tabii 18 yaştan aşağıda. Bale mi yapıyor? Hayır, okul babeti. Ayakkabı. Şimdi mesela takip derken o geldi aklıma. Hı. Yani düşün, ben zaten İngiltere'deyim. Evet. Bu konuda senin uzmanız. En büyük avantajın o. Yani evet, tabii, velilerimizin, senin, evet, de artık çünkü, evet, beraber olduğumuz, evet, için. Evet. Senin velilerin, öğrencilerin. Evet. Sen zaten çok sık gidip geliyorsun ama. Evet. Orada bizim takibimiz de müthiş. Yani ne olacak şimdi, ben gidip 2-3 gün dinlenip ondan sonra başlayacağım öğrenci gezmeye. Ona babetini, evet, ver. Ona bilmem ne. Biri işte yemek yiyemiyormuş, açım. Diyormuş ki, yazık, çok tatlı. Anne açım, ben yiyemiyorum, alışamadım yemeklere. Ben hep söyledim anne, ilk 2-3 gün yemedim falan diyecek. Sen dinleme falan. Ebru Hoca'na söylesek mi acaba? Ay yok, ona söyleyemem, ayıp olur şimdi, açıp da yemek yiyemiyorum diyor, kızar bana diyormuş falan. Bunlar çok oluyor duygusal şeyler. Duygusal ve şeyler, evet, yaptığımız işin İnsani yönünü, o güzel kısmını, duygusal kısmını gösteriyor. Evet, evet. Gerçekten o takip kısmı, hani öğrenci hazır bir şekilde geldiği zaman, başvuruları yaptığın zaman onu sonuçlandırma kısmı tabii ki ayrı bir süreç. İkimizin tabii de yaptığı. Sonrası da ayrı bir şey. Evet, sonrası bir de öncesi var. Bir de çok genç bize gelen öğrenciler var. Tabii. Yani 9. sınıf, 10. sınıf, 11'de gelir. Çünkü yapılacak çok şey var. Evet. Yani bunu bilinçli veliler farkındalar. Hatta ki bu yaş çok daha küçük yaşlara kadar düşüyor. Ben kendi çocuğum şu anda çok küçük yaştan itibaren portfolyosunu oluşturabilir miyimin peşine düştüm. Ya. Çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Çünkü çok rekabetçi bir ortam. Evet. Hayatım. Evet, ve şöyle de bir şey var. Hani biz niyet mektubu diyoruz, referanslar diyoruz. Hı hı. İşte istenen belli klasik evrakların yanı sıra, yani örnek veriyorum, ben Oxford Üniversitesi'nin ekonomi bölümünün karar verecek olan hocalarından, hı hı, diyelim. Çünkü biliyorsun o şekilde karar tabii, veriyorlar. Tabii, tabii. Bir kurul toplanıyor. Hı hı.
o bölüme 50 tane uluslararası öğrenci alacaksa o 50 tane dosya aynı anda önüne geliyor ve değerlendirirken birinin diğerinden farkı işte bu ekstra bizim müfredat işte İngilizce işte yanına hazırlamış olduğu portfolyo ile güçlendirilmiş olan dosyalar oluyor. O yüzden önemli. Peki dosyayı şu da güçlendirmiyor mu? Ondan da biraz konuşalım. IB mi yaptı? Evet. AP mi yaptı? A-Level mi yaptı? Türk müfredatından mı? Tabii ki. Çok şimdi şöyle, sen de biliyorsun ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatından mezun olduğun zaman İngiltere'de birçok yer foundation istiyor. Evet, evet. İyi üniversiteler için söylüyorum. Sıralamada iyi olan daha doğrusu. Hepsi iyi. Sıralamada önde olan. Ama onun dışında tabii ki şey müfredat yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra diyor ki başka neyim var? IB'in var mı? Güzel. Uluslararası araneye açıldın. IB notun kaç? Evet. Yani o evet. Hani IB'in yüksek, var da tabii, notun kaç? Evet evet. Hangi notun ve yüksek mi? Evet. Evet. İki AP'in var mı? Hı. O yoksa. A-Level'ın var mı? SAT yani bunların hepsi bizim konuştuğumuz ve dosyayı güçlendirmek için. Şimdi bunun için ne yapmak lazım? 12. sınıfta geldiğinizde yardımcı olamıyoruz. Olamıyoruz. Hazır gelmen lazım. Evet. O zaman yardımcı olabiliriz. Ya da ama ya da bize de daha erken gelecek. Daha çünkü erken bu gelecek. Olay çok önemli. Şu an senin öğrencilerinde, benim öğrencilerim içerisinde de 9. sınıf var, 10. sınıf var. Şimdiden geliyorlar. Biz onlara plan çiziyoruz. Plan çizerken eksik oldukları nokta neyse bu konuda belirliyoruz. Biz belirliyoruz. Evet. Bununla ilgili dil desteği mi, başka bir şey mi, işte AP mi alacak, müfredat mı değiştirecek? Bunlara karar veriyoruz. Bir de şu da var. Üniversitede okuyacağı bölüme göre IB derslerinin seçimini bile danışmanınızla yapmanız lazım. Ve yani ben bunu okuyacağım, bunu mu seçeyim gibi. İşte bunun için de gerçekten bu danışmanın akademik anlamda çok profesyonel olması lazım. Çok tecrübeli olması lazım. Evet, eğitimci olması lazım. Yani şöyle bu bir uzmanlık alanı. Yani dil okuluna da gönderirsin, sertifikayı da gönderirsin. Ama olay lise, üniversite, yüksek lisans olduğu zaman onu görebilecek, algılayabilecek bir danışman olması şart. Çünkü burada daha ciddi kararlar söz konusu. O yüzden de hani öğrenciler hazır geldi. 12. sınıf başvuruları yaptık, kabulleri aldık, vizelerini aldık, öğrencimizi gönderdik. Ama 9. sınıfta geldi, 10. sınıfta geldi. İlk soru ne hocam, ne yapalım? Hocam, İşte hocam ne yapalım noktasında öğrenciyi tanıdıktan sonra o sunulan plan var ya benim çok hoşuma gidiyor. Benim de. Ama işte tabii velinin ve öğrencinin açık olması gerekiyor. Gerçi zaten algı kapılarını açmış insanlar geliyor bize. Bilinçli. Çok şükür. Şimdi diyelim bir çocuğu gönderdik. Oh mis gibi harika. 9'da geldi ya da 12'de geldi her neyse. Okurken çalışabilecek mi? Onları biraz konuşalım. Bir de sen de biraz kendi çalıştığın dönemde hani neler yaptın onu anlatabilirsin istersen. Şimdi tabii ki artık son dönemden sonra yani pandemiden sonra Türk öğrenciler, uluslararası öğrenciler ve Türk öğrencileri biliyorsun bir master veya bir lisans programından sonra 18 ay çalışabiliyor. Ve program esnasında da çalışabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. 18 ay. Evet, yani neredeyse 2 sene programını bitiriyor. Programı sırasında zaten çalışabiliyor istiyorsa. 20 saat. Tabii. Haftada. Evet. Haftada 20 saat okurken çalışabilir. Evet. Bitti 18 ay. Evet. Yazları çalışabiliyor mu bu arada? Tabii tabii. Yani o zaman yazları da full time diyebiliriz. Mesela undergrad bir lisans programına gidiyor öğrenci. Böyle bizimkiler çok becerikli. Girdiği yere kendini de sevdirdiği için ve hizmet ediyorlar. Evet evet. Ve hizmet sektörü biliyorsun daha çok İngiltere'de şu anda hizmet sektörü uluslararası öğrencileri. Biraz önce ne dedim? Yok hayatım, garson yok. Evet. Yani mesela bir halkla ilişkiler, bir restoranın, çok şık bir restoran seni karşılıyor cici kızlar ya. Yok. Gittiler. Ve geri döndüler yani. İşte o anlamda bakıldığı zaman artık iş bulamama durumları falan da çok zor değil. Rahatlıkla ve yüksek rakamlara yani saati 12 pound, 13 pound değil mi? Yani tabii, sen tabii kazanıyorlar. O civarda. Çok güzel harçlıklarını çıkarırlar. Bir de İngiltere sanıldığı kadar şimdi evet sterlin yüksek pahalı ama İngiltere'de öğrencilerin yani normal bir öğrencinin harcadığı para çok avantajlı alışveriş yapmayı öğrendiği zaman mutfak alışverişinden bahsediyorum yediklerinden ya da işte dışarıda çok minimum yani hani 3 pound'a bir menü alabilirsin. Evet. 3 pound, 3,5 pound yani sandviç, portakal suyu, detay da veriyorum bakın böyle böyle danışmanlar bulamazsınız. Sandviç,
Portakal suyu, bir de cips. Cips yemeyin tabii. Cips yemeyin. Yani onu yemeyin. Ama yani bu üçlüyü 3 pound'a alabiliyorsunuz. Evet. Düşün hani, karnının doyuyor ve dersine de hemen yani öğlen yiyip dönebilirsin. Öğrenci olarak yani burada Beliş bir standart üzerinde yaşayan bir öğrenci. Varsayalım ki İngiltere'de öğrenci olmaya karar verdi. Hemen mantığını öğrenci mantığına çevirmesi lazım. Kesinlikle. Yani ne yapacak? Tabii. Yok, çeviriyorlar. Çeviriyorlar. Ulaşım aslında çok uygun. Ama Oyster kartı alacaksın. Evet. İşte ona mümkün olduğunca Uber'lere binmeyeceksin. Evet. Yürüyerek birçok yere gideceksin. Öyle o taksileri çağırmayacaksın. Evet. Evet. Sonra konaklama olarak da mümkün olduğunca tabii ki rakamları uygun olsun diye hani evet, belki de birkaç kişinin kaldığı apart tarzı yerleri tabii seçeceksin. Seçeceksin. Yurtları paylaşacaksın, evet, odanı. Şehir merkezindeki yerler diye belki ısrar etmeyeceksin. Bir tık daha dışarıya çıkacaksın. Sonuçta bunun yöntemi İngiltere'de bir, hani birkaç şekilde aslında ayarlanabilecek ve bir öğrencinin bana göre en keyifle okuyabileceği ülkelerden bir tanesi hele Londra. Evet. Ben de Londra'da öğrencilik yaptım. Şimdi sana da soracağım. Sen de çünkü artık vatandaş olma yolunda, evet, evet, o süreci tamamladın. Evet. Birçok velimiz ve öğrencimizin aslında biliyorsun nihai hedeflerinden biri de bu. Belki de sen o süreci biraz paylaşırsın. Ama ondan öncesinde ben tabii ki dinozorlar döneminde diyeceğim. Yok artık. O kadar uzun yıllar öncesinden ben de üniversitede öğrenciyken kaydımı dondurdum ki o zaman kayıt dondurma ve üniversitede öğrenciyken kayıt dondurma büyük iş. Evet, çünkü yani şu anda normal. Evet. 10 tane üniversitenin içinde zaten çok zor kazanmışsın, girmişsin. Türlü mücadelelerden sonra evet çok da doğru bir karar verdim, bugün hala söylüyorum. 1,5 yılın üzerinde 2 yıl tamamlamıştım. Dil okulu öğrencisi olarak gittim. Bir garson olarak çalıştım. Ay, ne güzel. Kazandığım ya parayla bir İrlandalı bayanla bir evde kalıyorduk. Hı-hı. Çok da tatlı bir. Sürekli onunla mı kaldın? Hep onunla kaldım. Hep onunla, evet, kaldım. Ay, başlarda belki bir arkadaşımla bir küçük bir zaman. Sonra, hı-hı, bir küçük, sonra nihai olarak sonuna kadar hep aynı kişiyle. Öyle olunca da okulum şehir merkezinde. O yüzden, hı-hı, de öğrenciyken tabii ki öğrenci yaklaşımı da farklıdır. Şimdi biz bugün öğrenci olmaya gitsek o günkü yaklaşımımıza yaklaşmayız. En pahalı şey neyse ya da işte belirli standartlara belki bakarız. O zaman çalışıyorsun, para kazanıyorsun, okula gidiyorsun, Londra gibi bir metropoldesin. Evet. Ve kendi başına kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun, kültürleri tanıyorsun. Mükemmel bir tecrübe. Yani dil okulu olsun, farklı bir şey olsun gerçekten, yani gerçi bütün ülkeler için geçerli. Ama İngiltere'de öğrencilik başkadır. Çok güzel. Bugün bile. Şimdi yeni başlayan öğrencilerimiz var İngiltere'de. Tabii işte Eylül ayındayız. İlk başladıklarında şöyle bir şey yaşanıyor ilk birkaç hafta. Arıyor işte anne, arkadaşlarımla yemeğe çıkacağız biz bugün falan diyor. İşte bir yerde gidiyorlar, yemek yiyorlar falan. Velime dedim ki hiç merak etme, birkaç hafta sonra o paracıklar yetmeyecek. Evet. Öyle yemeğe çıkıyor, yani Türkiye'deki gibi öyle kafelere gideyim, saatlerce oturayım, keyif yapayım, etrafıma bakayım falan, öyle değil. Onlar dedim bir süre sonra o 3 poundlar, 3,5 poundlara işte o menüler alınacak. Evet. Hemen böyle hızlıca yenecek. Sonra gidilecek. Parklarda oturulacak, evet, falan dedi. Evet. Ve gerçekten de bu hep yaşanıyor. Evet. Yani sistem öğrenciyi öğrenci olmaya, hı-hı, ve o tatlı, aslında o tatlı yettirememe diyorum ben. Hı-hı. Yetti yetmedi. Hı-hı. Bunları yaşaması gerekiyor, evet, çocuğun. Evet, o paralar, evet, öyle çok saçılmamalı ortalığa. Ve öğreniyorlar da, sistem onları zaten getiriyor o noktaya. Evet, ben anlattım. Senin deneyimin. Sıra sende. Benimki bambaşka tabii. Yani ben yurt dışına öğrenci olarak gittim ama ailemle gitmiştim. Yani babamın görevi neticesinde. Yetişkin olarak gittiğimde ve bir ülkeden vatandaşlık alma sürecim benim Ankara Anlaşması'yla oldu. Ankara Anlaşması artık yok ama İngiltere'de farklı vize türleri var. Yani sadece hani öğrencilik olarak değil, bu vize türleriyle ilgili de hep ben söylerim, muhakkak bir avukatla çalışın. Hı hı. Orada da o adımları. Ben de bir avukatla çalıştım. Hı hı. Ve adım adım işte orada bir eğitim danışmanlığı şirketi kurdum. İngiltere'de şöyle bir şey var. Bir vize almak ya da vatandaşlığa doğru gitmek istiyorsanız üniversite öğrencisi olarak da başlamış olabilirsiniz. Hı-hı. Haklarınızı öğreneceksiniz. Evet. Ve kurallarına göre dosyanızı toparlayacaksınız. Toparlayacaksınız. Yani fatura kesmekmiş, o faturanın beyanı,
Hı-hı. O faturanın gerçekliği aman ha yani. Çok dikkatli olunacak. Çok dikkatli olunacak. Bütün o süre ben bir de asker kızıyım. Yani disiplinli. Söylenen bütün kurallara uyarak orada işte nedir? Önce bir vize veriyor, bir süre kalıyorsun. O süre içerisinde yapman gerekenleri yapıp dosyayı tekrar içeri sokuyorsun. Bak üniversite öğrencisi gibi aslında. Hı hı. Dosyanın içeri giriyor, tekrar bakıyor. Okey, yine söylenenleri yapmışsın. Tamam bir tık daha uzatayım vizeni diyor. Evet. Bir yine uzatıyor, veriyor. En son aşamada seni sınavlara sokuyor. Hı hı. Yani bir İngilizce sınavını muhakkak geçmen gerekir. Hı hı. Bir de bir vatandaşlık sınavı gibi. Hani İngiltere'nin tarihini falan filan sorar. Onu o sınavları geçiyorsunuz. Ondan sonra vatandaşlığa doğru artık çok yani böyle bir 7-8 ayın falan kaldı. Ondan sonra evet. Vatandaş oluyorsunuz. Yani İngiltere şöyle de bir ülkedir. Evlendin biriyle hop vatandaş olamazsın. İngiltere oturum verir. Üniversite öğrencisi de öyledir. BRP nedir? Evet. Biometric Residence Permit'tir. Hı-hı. Yani öğrenciye verilen o BRP kartı aslında oturum kartıdır. Hı-hı. Bu oturum kartını daha sonra vatandaşlığa evriştirmenin yolları vardır. O da yine eğitim danışmanı ile başlayan bir süreçtir. Ve oraya da işte o yolculukta, o bahsettiğim hep eğitim yolculuğunda araya kişiler atlayıverir o otobüse. Kimdir? Avukat. Hı-hı. Kimdir? Orada da bir mektup var. Hı-hı. Çok önemli. Aynı niyet mektubu gibi. O mektubu yazan bir kişi var. O da atlar otobüse. Birlikte o yolculuğu yine sonuçlandırırız. Evet. Evet. Yani şimdi tabii bunların en tatlısı senin dediğin aslında ya. Yani öğrencilik kısmı. Çünkü bu yaştan sonra gidip de işte oda paylaşmak. O yaşta. O arabalardan inip. Ya ben yaşadım evet, yani. Evet. O arabalarda benzin pompasını kendin benzinini koymak arabada falan. O bile insanın böyle bir ayı falan oluyorsun. Ama evet. Küçükken öğrenciyken. Her yani şey güzel geliyor. Her şeyi geliyor. Kaldırıyor insan. Tabii. Her yerde de uyursun. Evet. Bir koltukta da uyuyorsun bir arkadaşın evet. Evinde yani. Yani o yüzden aslında öğrenci yani kendi öğrencilerimize de bu tavsiyede bulunduğumuz zaman tabii ki bu 20 ile 30 yaş arası olan o dönemi evet. Gerçekten çok güzel ve çok dikkatli değerlendirsinler. Dikkatli. Evet. Çünkü ne yaparsanız o yaşlarda yapıyorsunuz. 30'dan sonra seçici olmaya başlıyorsunuz. İnsan biyolojik yapısı olarak. Tabii ki. Bir de ben şunu diyorum. Planlı risk diye bir şey vardır hı-hı. Hayatta. Evet. Yani şu değildir. A plan varsa risk yok. Olur mu? Hı-hı. Yani ben risk almadım mı yurt dışına yerleşerek? Tabii. Benim başarısız olma ihtimalim yok muydu? Evet. Ben riski azalttım. Planlı yaptım. Hı-hı. Planlı risk aldım. Öğrenci de böyle. Yani üniversite öğrencisi. Mesela hangi bölümü okumak istediğini bilerek gitmek, sonra pişman olmamak. Değil evet, mi? Bunlar evet. Çok önemli. Çok önemli. Son zamanlarda popüler bölümler de var. Birazcık onları şey yapalım tabii, mı konuşalım? Hangi tabii. Bölümler popüler son zamanlarda? Şimdi klasik, zaten ben eklemelerimi söyleyeyim. Hı. Sen de aklına gelenleri söylersin, unuttuklarım olacaktır muhakkak. Şimdi mühendislik, tıp, hukuk. İşletme bunlar zaten her zaman popüler olacak bölümler. Hı. Bunun dışında biyokimya. Evet. Bioscience evet. Ne deriz? Moleküler biyoloji. Moleküler biyoloji. Evet. Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayarla ilgili evet. Yani computer evet. Based olabilecek birçok bölüm. Big data, büyük data diyelim, yapay zeka. Bu bölümlerin hepsi popüler. İngiltere'de de ne güzel okunur. Evet. Çok keyifli okunur. Sinir bilim. Evet. Neuroscience. Evet. Asla atlamamamız gereken evet. Bir şey. Medya. Evet, o da çok iyi. Eczacılık, veterinerlik, moda tasarım, endüstriyel tasarım, moda pazarlama. Evet. Moda finans. Yani evet. Mesela herkes bir ezberlemiş moda tasarım. Aslında tasarım yeteneği yoktur da ama modaya çok ilgi duyuyordur. Ne yapacağız? Moda pazarlama yapacağız. Hı-hı. Tasarımı hazır geldi evet. Öğrenci onunla ne yapacak o çocuk ya da o marka ile evet. Ne yapacak? Marka yönetimi olabilir. Yani aslında İngiltere'de şöyle diyebilir miyiz ya İngiltere'de her şey mis gibi okunur. Ya İngiltere'de bir kere şu 3 yıl olayı çok iyi. Onun altını çizelim. Evet. İngiltere'de üniversite 4 değil 3 yıldır. Bu da size bak 1 yıl ömürden 1 yıldır. Hani sana seninle şey yapıyoruz. Ay bir yıl vazgeçsin ya da işte gap year yapsın. Yok bir yıl onu beklesin bunu beklesin. Aslında bir yıl ömürden gidiyor.
Ve ömürden de bir kazanım. Evet, bu bir kazanım. 3 yıl bir de belki. Diğer üniversite, yani diğer ülkelerle karşılaştırdığınız zaman İrlanda'da da 3 yıl. Hı hı. Hollanda'da da 3 yıl. Hı hı. Avrupa'nın birçok yerinde 4 yıl, 3 yıl. Amerika, Kanada 4 yıl. 4 yıl. Evet. Şimdi o şekilde bakıldığı zaman evet bu bir avantaj. Ama onun dışında da her bölüm okunur. Ama benim tavsiyem şu olur. Hı. Şimdi ana bölüm, yani altta olacak, asıl temeli oluşturacak olan o bölüm hakikaten mühendislik, işletme, hukuk, tıp. Evet. Ama bana bir söz ver. Bak, Zeynep'e karışmayacağım. Ben karışmıyorum. Onu oku, bunu oku deme. Yok, ben temelinde mühendis olsun bilmem ne demeyeceğim değil mi? Yok, demeyeceğim. Ben Cengiz'e de bunu demedim. Ha, demedim. Bu arada. Tamam. Ben, yani biz sunuyoruz. Yani demiyormuş gibi yapmış olabilir mi? Yok yok, hiç. Yani ona sormak lazım gerçi ama. Ben çocukları alayım bir gün. Yani bildiğim kadarıyla çok özgür bir şekilde gitti. Keşke biz de öyle özgür gitseydik. Yani evet. Ben şimdi bakıyorum ama şimdi tabii ki bunun üzerine ne okuyacaksa, bunun üzerine bir pazarlama, bir işletme. Çünkü yani çok iyi bir doktor olursun. Yarın öbür gün dersin ki ben kendi hastanemi kuracağım. Ama bu işin o kısmını, yani market, nasıl pazarlamayı da finansı bilmiyorsun diye finans, başkalarına bir şekilde bağlı kalacağından ve o kısmı yönetemeyeceğinden dolayı çok yetenekli olduğun bir alanı. Farklı bir alanda gelişmediğin için, geliştirmediğin için. Master yapsın. Master. İşte çok güzel, süper. Değil mi? Lisans. Evet. Arkasından master'ını bu alanlarda. Yani bu yönetim, finans, işletme, pazarlama. Entegre edebileceği, evet. Her şeyi evet. Entegre edebileceği. Evet. İki konu düşünüyor mesela. İngiltere'de master 1 sene. Ya. Bir birini yap, sonra da bir diğerini yap. Olabilir diyebilir. Ben master. Tabii mesela der ki. Sen zaten hala doktora ben hala okuyorum. Ben ölünceye kadar okuyacağım. Sen 3 tane de master yaparsın. Evet, ben bakıyorum bazen, yani bazı bölümlere bakarken insanın ağzı sulanır mı? Ben bakıyorum, diyorum ki Allah'ım bu nasıl bir bölüm? Yani şeye bakıyorsun, içeriğine bakıyorsun, kendini düşünüyorsun. İşte kendini kampüste düşünüyorsun, kahve aldığını, çalıştığını, derslere girdiğini. Bu ayrı bir keyif. Ben onu lisede hissediyorum. İngiltere'de bir liseye ziyarete gittiğimde diyorum ki ay şurada liseye dönsem de hani çocuk olsam da şurada okusaydım diye. Evet. Çok haklısın. Çünkü lisede aslında meslek kavramı oluşuyor. Evet. Üniversitede değil. Ya tabii lisede oluşmalı zaten. Evet. Evet. Bunu da tabii yurt dışı eğitim danışmanları çocukları güzel yönlendirir lisede. Evet. Evet. Yani bunu oku şunu oku değil de çocuğun önüne alternatif koymak çok güzel bir şeydir ya. Yani evet. Yurt dışı eğitim danışmanının önemi bence hani hep altını çizip duruyoruz ama bu konuyla ilgili ne hissediyorsun son zamanlarda? Son zamanlarda danışmanın önemini eskisinden çok daha fazla olduğunu inanıyorum, düşünüyorum hakikaten. O yüzden de hani akademik danışman alıp bu şekilde yönetip yönlendirecek, bu işe senelerini vermiş, yurt dışı ile bağlantısı çok fazla olan danışman da çok yok. Bunu kabul etmek lazım. Yani bak, yurt dışı eğitim danışmanının yurt dışında okumuş olanı, yurt dışında çalışmış olanı, yurt dışında yaşayanı, bunlar çok kıymetli. Evet. Çünkü %100 empati, değil mi? Evet. Mesela ben anlayabilir miyim senin Zeynep'le ilgili endişelerini %100? Anlayamazsın. Anlayamam. Yani dolayısıyla ama bir öğrenci, sen orada garsonluk yapan bir çocuğun yorgunluğunu, ayaklarının hangi kasının ağrıdığını bile bilirsin, değil mi? Evet. En çok şurası ağrıyor dersin mesela. Evet. O anlamda bile gerçekten çok önemli. Evet. Yani burada tabii öne çıkan eğitim danışmanları olur, değil mi? Evet. Bu anlamda. Ama diğerleri de çok iyidir. Tabii. Yani onların da deneyimi mesela. Evet. Yani yıllar içerisinde gönderdiği öğrenciler üzerinden de deneyim yaşıyor ya bu danışmanlar. Ama tabii güvenilir. Güvenilir olması çok önemli. Senin bir lafın vardır. Aksilikler yaşanır. Evet. O aksiliklerde yurt dışı eğitim danışmanın arkanda duruyor mudur? Bu çok önemlidir, değil mi? Evet. Aradığında ulaşabiliyor musundur? Bu çok önemlidir. Bir de efendim Ebru Doğdu Official, Güler Taylan Official. Burada iki tane kadının güvenilir olduğunu artık gerçekten ister velilerimize sorun.
İster efendim gazetedeki yazılarımızı okuyun. İster şöyle bir gözlerimize bakın. Niyetimizi inşallah okuyorsunuzdur. Evet. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Tabii ki şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sen psikoloji okudun. Ben doktorumu psikolojide, rehberlik danışmanlıkta yapıyorum şu anda. Ve demin bahsetmiş olduğumuz konu empati. Yani kendimizi ailenin yerine koyabiliyoruz bizler. Sen de ben de görebiliyoruz. Yani bunun böyle olduğunu ikimiz de görüyoruz. Çocuğun yerine koyabiliyoruz. Evet. Çünkü evet bilgimiz var. Evet yönlendirebiliyoruz ama karşıdaki öğrencimizi anlıyor muyuz? Velimizi anlıyor muyuz? Bu duygu durumu da çok önemli. Yani, adeta aslında psikolog oluyoruz galiba. Evet, evet, evet. Yani ailelere de, çocuğa da. Ve bundan da çok keyif alıyoruz. Yani ben çok keyif alıyorum. Keşke daha fazla, keşke bazen şu oluyor, 24 saat yetmiyor. Çünkü daha fazla öğrenciyle ilgilenmek istiyorsun. Ama bunun için tabii ki zamanını, saatlerini, konsantrasyonunu full ayırman lazım. Evet. Bazen diyorsun ki keşke daha fazla zaman olsa, daha fazla, daha uzun ilgilensem. Empati o anlamda çok, çok önemli. Evet. Onu da elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya yapıyoruz. Çalışıyoruz. Bugün de bu programda yine yapmaya çalıştık. Evet. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Efendim. Yine faydalı olmaya çalıştık. Biliyorsunuz her zaman hedefimiz bu. Bizi izleyen gözlerinize, buradaki niyetimizi anlayan o aydınlık zihninize ve Türkiye'nin her yerinden izleyip bize mesajlar atan, bizi Ebru Doğdu Official, Güler Taylan Official hesaplarımızdan takip eden, güzel sözler söyleyen o kalbinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte birlikte olmayı çok arzu ederiz efendim. Eğitimden, bilimden, baş öğretmeninizden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun. Hoşçakalın.